Öğretmenlerim tekrar merhaba. Erken çocuklukta gelişimde tekrar derslerimize devam ediyoruz. Şimdi sıra nereye geldi? Ahlak gelişimine. Bakalım hadi ahlak gelişimine. Şimdi dostlar ahlak gelişiminde bir Piaget ile başlayalım isterseniz. Eee Piaget öğretmenlerim şunu söylüyor. Bir defa Piaget neydi? Kalıtımcıydı. Olgunlaşmaya dayalı açıklamıştı. O halde olgunlaşmaya dayalı açıkladığından dolayı yine yaşları kendisi kullanacaktır arkadaşlar. Öyle değil mi? Diyeci öğretmenlerim, şimdi şöyle bağlayayım isterseniz. Bir ahlak dediğimiz şey ne? Yani bunu hiç bilmiyorum, düşünüyoruz ama ahlak dediğimiz şey ne? Ahlak en temelde şu, tabii ki de kişiden kişiye değişebilir. bunun yanında evrensel ahlaki veriler tabii ki de bulunmaktadır. Ama bunlar değişebilir arkadaşlar. Bunun akabinde en temelde ahlak dediğimiz şey aslında benim başka insanlarla temas ettiğim durumlarda ortaya çıkıyor. Yani ben evde, odamda yalnızken evde, odamda yalnızken ahlaksız dibine vurmuyor musun? Yani öyle değil mi? Yani Burada söyleyemezsek de öyle arkadaşlar. Ancak ne zaman bir insana temas etmeye başladım işte o zaman ahlaki veriler devreye giriyor. Yani dünyada yalnız ben olsaydım bir ahlaki veriden bahsetmek çok da mümkün olmayacaktı. E, Piaget diyor ki Bakın diyor çocuklar diyor 0-6 yaşta ben merkezcidir. O nedenle onun için başka kimse yoktur. E burada ahlak da yoktur der. Bu sebeple öğretmenlerim ahlak öncesi dönemde ahlak diye bir şey olmayacaktır. Yani görmüşsünüzdür ben Antalya'da yaşıyorum. A çocuk ne yapıyor 3-4 yaşındaki bebe a bildiğin denize donsuz giriyor. Umurumda ama değil niye? Ahlak diye bir veri daha söz konusu değildir. Ahlaki gerçeklik, ahlaki heteronom, Ahlaki dışa bağımlı dönem. Bütün ismi gerekiyor arkadaşlar. Ahlaki gerçeklik, ahlak etronom ve ahlaki dışa bağımlı dönem 6-12 yaş. Artık burada öğretmenlerim dışa bağlı. Dışa dışa bağlıdır. Burada kurallar değişmezdir arkadaşlar. Otoriteye bir itaat söz konusudur. Ee, hatta kurallara uymayanlar cezalandırılır der Piaget. Şöyle bir örnek veriyor. Çocuklarla oyun oynuyor arkadaşlar. Oyun oynama etkinliğini gözlemliyor. Oyunun bir kuralı var. Oyunda kural şu olsun. Çizgiyi geçmeden oynayacak çocuklar olsun. Çocuklar oyun oynarken bir tane çocuğun birisi çizgiyi geçiyor. Neden geçtiği sorulduğunda bilmediğini söylüyor. Yani davranışın nedenleri hakkında bilgileri yok arkadaşlar. Daha sonra bu çocuk bu e, kuralı bozmasından dolayı diğer çocuklar tarafından dışlanıyor yani cezalandırılıyor. O halde burada öğretmenlerim kurallar neden var bilinmiyor. Kurallar değişmezdir söz konusu kuralları çiğneyenler cezalandırılır. Aynı zamanda önemli, burada öğretmenlerim çocuklar niyeti değil, sonucu dikkat alıyor. Yani diyelim ki bir tanesi dolaptan çikolata çalarken, çalma eğilimi olsun, 3 tabak kırdı. Biri de annesine yardım ederken 5 tabak kırdı olsun. E bu durumda ahlaki gerçeklik dönemindeki çocuğa kim suç diye sorduğumuzda niyete bakmıyor. Diyor ki Evet daha çok kırmasından dolayı o daha çok suçtur der. Ahlaki özellik, ahlaki otonom, ahlaki göreceli dönem. Bakın göreceli. Ne anlama geliyor göreceli? Sana göre, bana göre değişen anlamına geliyor. Yani burada artık e, öznel ahlaki yargılar var. Yani senin için bir davranış, yanlış bir davranış olsa bile benim için olmayabilir. Öyle değil mi? Örneğin işte diyelim ki babanın karşısında ee, şöyle yasaklı madde içmek ya da alkol almak arkadaşlar, e, alkol almak yani benim için kötü bir davranışken ya da istemsiz bir davranışken yani başkası için bu çok gayet normal bir davranış olabilecektir. Yani burada öznellik söz konusu, görecek söz konusudur. Artık burada kurallar değişmiştir. Burada öğretmenlerim artık sonuç değil, niyet önemlidir. Der ki burada niyeti bozuk olmasından dolayı bu kişi suçludur yorumunda bulunacaktır. Anlaştık mı öğretmenlerim? Bu da çayım kaldı bir alsam gençler. Çayı beraber içiyoruz değil mi? Bunu unutmayın. Milli içeceğimiz çay. Çaysız dünyayı var sayamıyorum. Serkan içmiyor. Niye? Serkan çay içmiyor. Sevmiyor. Niye? Adam Avrupa'yı ya. Hakikaten yani. Yani dünyanın yarısını motorla gezdim. Yani çay deyince abi vallahi bizim ülke ya. En çok aradığım şey ne? Açlık, susuzluk, hiçbir Çay. Önemli. O halde bugün gençler çaylar benden. Kendinize bir çay da olur bakalım Evet, devam ettim arkadaşlar. Geldik şimdi ahlak gelişim başlığında Kolberg'imize. Kolberg önemli. Banko bir soru yaz. Yaz yaz yaz. Banko bir soru yaz. <laughs> Az önce soru tutturdum. <laughs> ahlak daha soru uçacak dedi. Çıktı. Soru tutturdum bakın. Evet, şöyle öğretmenlerim şimdi Kolberg'de. Ahlak gelişiminde Holbeck ilginç bir adam, önemli bir tabii ki bilim insanı. Holbeck öğretmenlerim 30'dan fazla ülkeye bizzat gidip araştırmalar yapıyor bu arada. Her ülkeye gidiyor, kendi kurgusunda oluşturduğu sorular var. Bu soruları insanlara soruyor ve sen ne cevap verirsin diye e, yönetmeye çalışıyor. E, soralım bakalım mı? Serkan sen oradan konuşsan seni duyuyorlar mı? Biliyor musun? Yanıma gelip konuşsan. Ben soru sana. Hem şu gül yüzünü görsünler. Atatürk gibi mavi çakmak gözlerini görsünler. he Tamam. Oradan konuşabilirsin. Zaten biliyorum sevgilin yok ama. Evet. Diyelim ki sevgilin oldu abi. Evet. Hatta evlendin. Çok aşık oldun böyle. Ve eşinde Allah göstermesin ölümcül hastalığa yakalandı. Onun tedavisi de bir eczanede var. Yani bir evet. ilaç o eczanede var. Tamam. Sen paran yok ama alamıyorsun. O fiyatta 10 bin dolar. Eczacının da 10 bin dolara ihtiyacı var. Eczacı o 10 bin dolara elde edemezse onun da eşi ölecek. Evet. Böyle bir denklem içindesin. Aynen. Bu durumda ne yaparsın? Eş için eşya, o e, ilacı çalar mısın? Almaz mısın? Hangi koşullarda çalarsın? Yani mecbur çalmak durumundayım. Ama ona da para lazım diyorsun. Evet şimdi. Ama sen de o para karşılamadığın durumun yok. Ee, ortak olup benim için 10 bin dolar çalarsak o da parasını almış oluyor. Tamam. Peki diyelim ki 10 bin dolar bulamadın. Yine de çalar mısın? Çalar. Tamam. Eşim Peki hangi şey koşullarda çalarsın? Yani orada kamera olabilir, polis olabilir. Her şeyi göz alırsın. Buna dikkat alır mısın? Yani? Seviyorsan, seviyorsan evet. alırsın. <laughs> <laughs> yani Eşin için bunu yaparsın. Tabii ki. Tamam teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Şimdi evet. işte bizim Serkan'ın ne kadar ahlaklı ya da ahlaksız olduğunu beraber burada Soru sorgulayacağız şimdi. Bu soru aklımızda kalsın. Şimdi Kolberg öğretmen 3 düzey ve her 3 düzey, her bir düzey 2 tane evreden bahsediyor. Ee, i̇taat ceza saf çıkarıcı Birinci düzeyde. Ee, ikinci düzeyde geleneksel düzeyde iyi çocuk eğilimi, kanun, düzen. En sonunda ise gelenek ötesi düzeyde sosyal, sözleşme ve evren saylak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi birinci evre itaat cezayla başlayalım. En ilkel ahlak evresidir. En ilkel ahlak evresidir. Burada davranışı belirleyen cezanın varlığı yokluğudur. Yani ceza varsa davranış yapmaz, yoksa davranış yapacaktır. Örneğin polisi gördüğün Kemene bağlayan birisi itaat ve cezadır arkadaşlar. Sınıfta yaramazlık yapayan bir çocuk öğretmen geldi yaramazlık yapmıyorsa bu itaat ve ceza olacaktır arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi Serkan biraz önce şunu söylüyor. Dedi ki ya dedi polis yoksa çalarım diyorsa eğer. Kamera yoksa çalarım ama varsa çalmam diyorsa eğer o halde bu İtaat ve ceza evresi. Yani en ilkel ahlak evresinde olduğunu göstermektedir. İkinci evremi saf çıkarıcı, diğer ismi araçsal ilişkiler. Hatta pazar ahlaki, esnaf ahlakı diye geçer. Burada öğretmen al gülüm, ver gülüm vardır. Yani kaz gelen yerden tavuk esirgemeyecek mantığı vardır arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet, burada öğretmenlerim. Bireyler adeta kendisini düşünme eğilimi gösterirler. Al gülüm ver gülüm. Örneğin çocuk diyor ki sen bana diyor bu oyuncağı verirsen ben de seninle oynarım diyor. İşte bu bizim için bir saf çıkarcı eğilimin göstergesidir. Öyle değil mi? Ya da şöyle öğretmenlerim. <laughs> evet Serkan deseydi ki e, valla çalmam. Eşim de vefa ederse daha güzel birini, zengin birini bulurum deseydi bu durumda onun saf çıkarcı olduğunu söyleyebilirdik arkadaşlar. Burada bir şeye dikkat çekeceğim. Ee, Cezanın varlığı yokluğu itaatçiz ama cezanın miktarı dersek saf çıkarcıya gider. Örneğin diyelim ki şu an Ankara'dayım, Antalya'ya gidip geliyorum. Geçen sene gidip geldim Ankara'ya. Yine aynı yol, aynı araba, aynı şoför ama bu sene daha yavaş gittiğimi varsayın. Bana sordu Serkan, dedi ki abi dedi ya geçen yıl da aynı yola gidiyordun. Aynı araba, aynı şoför ama daha hızlı gidiyordun. Bu sene niye daha yavaş gidiyorsun? Dedim ki Serkan, radar cezaları çok arttı. O nedenle ben daha yavaş gidiyorum. Peki geçen sene ceza yok muydu? Vardı. Bu sene yok mu? Var. O halde burada davranışı belirleyen cezanın varlığı yokluğu değil. Cebimden çıkacak olan paranın mik miktarı. Bu sebeple bu durum bizim için saf çıkar. Yani ceza, mi ceza miktarı derse saf çıkaracak. İyi çocuk eğilimi eşim için davrandım. Annem için davrandım. Helalem için davrandım. Öyle değil mi? Evet, içinde bulunduğum grubu dikkat aldım. Bunlar iyi çocuk eğilimi olacaktır. Öğretmenine verdiği söze göre davranması iyi çocuk eğilimidir arkadaşlar. Örneğin Serkan'ın eşim için bunu yaparım demesi, evet, iyi çocuk eğilimi olduğunu göstermektedir. Değil mi? Anneme de yer verirler diye ben birine yer verirsem, bak annem için yaptım bunu, kendim için değil, annem için yaptım bunu, iyi çocuk eğilimi olacaktır. Okulda çocuğun bir tanesi, ııı, ee, Arkadaşı birkaç grup çocuğun başka bir çocuğa zarar verdiğini görüyor. Çocuk bunun yanlış olduğunu biliyor. Ama çocuk ne yapıyor? O gruba göre davranmasından dolayı gidip o da o çocuğa zarar veriyorsa eğer, yani gruba göre davranmışsa eğer bu da iyi çocuk eğilimi olacaktır arkadaşlar. Yani ben buradan sonra bekliyorum. Kanun düzen, toplumsal düzenin muhafaza eğilimi. <laughs> Tabii çocuklarda bunu görmemiz çok da mümkün değil. Yani bundan sonra görmemiz çok da mümkün değil. Çocuklar kanun ne, yasa ne, kural ne? Buna göre toplum korumak gerekiyor, ona göre davranmak gerekiyor. Bir eyleme giremezler arkadaşlar. Ee, ama öğretmen olduğunu varsayalım burada. Ee, kurallar değişmezdir. Buradaki adamın derdi, buradaki adamın derdi aman toplumsal düzen bozulmasındır. Pardon, buradaki adamın derdi dedim. Fark ettiniz mi? Buradaki kadının derdi demedim. Nedeni birazdan söyleyeceğim. Evet, buradaki adamın derdi arkadaşlar aman toplumsal düzen bozulmasındır. Bu sebeple kurallara, yasaları, kanunları, örfleri deme Mutlaka uyuma ve koruma eğilimi gösterecektir arkadaşlar. <laughs> Diyelim ki şöyle, bu pandemi döneminde sokakta yaşayan biri vardı, Ali diye birisi, medyaya yansımıştı. Ee, kendisi e, sokağa çıkma yasağında sokakta yaşıyor ve sokakta. Polis durdurdu, dedi ki, sokağa çıkma yasağı var, sen ne yapıyorsun burada? Dedi ki, ben zaten sokakta yaşıyorum, olmazdır. Böyle bir ceza var, ben sana bunu uygulayacağım dedi ve kolluk kuvvetleri cezayı uyguladı. Burada kolluk kuvvetlerinin tam bir kanun düzendir. Öyle değil mi? Ne diyor? Elimde böyle bir kural var diyor. Ben koşulları dikkate almam diyor. Ve bunu uygularım diyor arkadaşlar. Bu bizim için bir kanun düzen eğilimi olacaktır. Zaten yargıçların, kolluk kuvvetlerin görevi tam da kanun düzen olacak. Yerine götesi düzey. Evrensel ahlak ve sosyal sözleşme arkadaşlar. Yani ikisi de şıklarda var, ikisi de doğru cevap değildir bu arada. Çünkü Colbert diyor ki ikisine ayırmak çok da mümkün değildir diyor. Ancak gelenek ötesi düzeyle beraber kurallar değişiyor. Yasalar değişiyor. Öznel ahlaki veriler devreye giriyor. Farkı şu. Sosyal sözleşmeciler var olan durumu dikkate alır ama değişmesini ister. Evrensel ahlak ise var olan durumu dikkate almaz. Olması gereken bu durum olacaktır. Arasında bu şekilde bir ince nüans farkı vardır. Örneğin şöyle örnek vereyim. Şimdi Açlık sınırı ülkemizde 20 binlere yakın herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ama asgari ücret ise 17 bin civarında. Bu durumda o insanlar o parayla yaşama ihtimali var mı? Açlık sınır yani. ihtimal yok. Şimdi diyor ki sosyal sözleşme. Evet böyle bu değişmeli insani şartlar kurulmalı. Ancak şu an ülkemizde bir kriz var. Bu sebeple bu talebimizi kısa bir süre erteleyebiliriz der. Ancak evrensel hak der ki evet ivedilikle insani koşullar sağlanmalıdır der. Aradaki fark en temelde Budur arkadaşlar. Ya da bakın şimdi atama ile ilgili. Der ki sosyal sözleşme, evet atamalar adaletsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Ancak şu an var olan ekonomik koşullardan dolayı, e, devletin var olan durumundan dolayı, toplumun var olan durumundan dolayı e, bunu bir süre erteleyebiliriz der. Ama der ki Evren Saylak, evet ivedilikle hemen herkesin hakkı aynı, aynı zamanda verilmelidir diyecektir. Arada bu şekilde nüans farkı vardır. Şimdi Kolberg geri döndüğünde arkadaşlar. Kolberg diyor ki öğretmenlerim benim kuramımda aşamalılık vardır diyor. Yani birinci evden bir adam altıncı evreye varamaz. Aşama aşama gider diyor. Eğer bir evreye geldiyse artık adam evrensel ahlaka vardıysa tekrar bunu bırakıp tekrar geriye dönmez diyor. Yoğunluk artık burada kalacaktır diyor. Tabi tikel davranışlarda görülebilir ancak yoğunluk artık en son yerde kalacak. Geriye dönüş olmayacaktır der. Bunun yanında Evet ben demiyorum. Colbert diyor, kadınlar diyor, iyi çocuk eğiliminden öteye geçmesi çok zordur diyor. Dedim ya, adam kanun düzen diye. Nedeni bu işte. Kadınlar diyor, daha çok toplumsal, pardon, iyi çocuk eğiliminde davranış sergileyecek diyerek bu evreye geçmekte zorluk çekerler demiştir. Buna kim karşı çıkıyor? Gilligan. Gilligan'la Colbert hikayesi. Bakın bu hikaye biliyor musun? Gilligan'la Colbert. Colbert ahlak gelişim kuramcısı. Erkek bir de kadın var Gligan. Gligan da normalde Kohlberg'in öğrencisi yüksek lisanstan. Daha sonra ikisi çok farklı şeyler söylüyor. Kohlberg diyor işte kadınlar diyor üçüncü evreden öteye geçmezler diyor. Yani kadınlara böyle bir şey söylüyor maalesef. Kohlberg kadın tabii diyor ki pardon Gligan kadın tabii Kohlberg'e diyor ki senin kuramın şöyle doğru değil, senin kuramın böyle değil. Sen daha çok erkeklere sorular sordun, kadınlar dikkate almadın falan diye belki e adeta yardırıyor falan. Bir de bu işin magazin kısmı var abi. Bunlar daha sonra sevgili oluyor. Olaya baksana. Adeta Türk filmi. Gitme kızım ormana. Şimdi şöyle. Ardından bunlar tabii sevgili oluyor. Bir 3-4 yıllık beraberlikleri var. Ee, o süre zarfında <laughs> bunlar evin içinde. Oh sevgili. Dışarıda ise birbirine tam aykırı olan iki tane kuramcı arkadaşlar. Bir gün bir yerde bir e, işte Sempozya'da bir konferans gibi bir şey var. Katılımcıların bir tanesi Kolberg, diğer ise e, Gligan. Gligan çıkıyor tabii diyor ki senin kuramın şöyle doğru değil. Sen daha çok soru erkeklere sordun. Kadınları çok dikkate almadın. Ondan sorduğun sorular e, zaten olası muhtemel olaylar, gerçek olaylar değil. Bu nedenle yaşamak ile üzerine konuşmak farklı şeylerdir diye bu adamı eleştiriyor arkadaşlar. Ve sıra Kolberg ile konuşma. Kolberg yavaşça eğiliyor. Çantasından Dosyayı çıkartıyor ve dosyayı Gligan'ın önüne koyuyor. Gligan diyor, doğru söylüyorsun. Ben diyor, bunları söyleyen senin bile diyor. 3 yıllık birlikteliğimizde davranışlarının raporlarını tuttum diyor. Bunları söyleyen sen bile diyor. Daha çok iyi çocuk eğilimine göre davrandın. Al sana Danıtdaya, diyor önüne koyuyor. Gligan ne yapıyor? Hayır, olamaz diyor. Yerinden kalkıyor. Şapla Golberke vuruyor. Oh iyi yaptı. Evet daha sonra Amerika'yı terk ediyor. Varın siz düşünün. Gilligan diyor ki Kolberg diyor aslında doğru söylüyorsun. Ama diyor kadının iyi çocuk eğiliminde olmasının sebebi kadın olmasından dolayı değil içinde bulunduğu toplumdan dolayıdır. Çünkü bizim toplumumuzda keza öyledir öyle değil mi? Evet evi toparlayan yuvayı toparlayan değil mi? Ondan sonra e, şefkatli davranan, işte çocukları için ömrünü veren kadın karakter. O nedenle kadınlar daha çok iyi çocuk eğilimde kaldığını ifade etmiştir Galigan arkadaşlar. Gilligan da kendi kuramını şefkat ve sevgi temelli açıklamaya çalışmıştır. <laughs> evet dostlar. Şimdi ahlak gelişiminden de banka bir tane soru gelecek. Hikayeyi üfürdük yazdık neyse. En azından konuyu öğretmiş olduk öğretmenlerim. Bu arada Serkan'ın da hangi evde olduğunu anlamış olduk. O da bir kadın misali. iyi çocuk eğiliminde yoğunlaştığını gördük. Eşim için, eşim için dedi durdu. O yalnız kaldı maalesef ki. E niye? Çünkü bu ülkede dünyada yakınım. saf çıkarcılar kazanır. İyi çocuk her zaman e, ne diyelim kaçan, kovalanır. Neydi o? İşte kaçan, kovalanır. Kovalayan yalnız kalır. Bu kovalayan iyi çocuk. Bunun için davranır ya. Benim hikayede böyle abi. Evet ama hepinize Allah'tan evrensel alakı nasip etmesi diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dil gelişimde görüşürüz. Hoşçakalın.